Uzun yol sırasında sürücülerin tek bir noktaya odaklanarak gözü açık halde uykuya dalması ya da bir tür transa geçmesi olarak açıklanan durum hangisidir? A. Otoban baygınlığı, B. Yol hipnozu, C. Şerit uykusu. Evet, bunu daha önce duydum. Bu çok fazla kazaya da sebebiyet veren durumlardan bir tanesi. Hatta uzun yol yolculuğa çıkacak olan insanlara böyle çok genelde ağır vasıtaların arkasında uzun süre gitmeyin, aynı yere uzun süre bakmayın vesaire denir. Sanıyorum çok da emin olmamakla beraber aynı noktaya bakmak mesafe algısını ve hız algısını yok ediyor uzun süre baktığımız zaman. Ve dolayısıyla ani bir freni kaçırıyoruz ve kazaya sebebiyet veriyor. Dolayısıyla bununla alakalı haberleri okuduğumu, bununla alakalı yazıları okuduğumu hatırlıyorum. Fakat ne dendiğini bilmiyorum. Ama yine mantık yürüteceğim. Şöyle şerit uykusu olduğunu düşünmüyorum. Yine bir tanesini eleyerek başlamak istiyorum. Eleme sebebimi de yine sesli bir şekilde kendime de söylemek istiyorum ki ikna olayım. İkna edebiliyor muyum kendimi önce? O önemli benim için. Çünkü şerit uykusu daha çok hani belli bir şeritte olmakla alakalı bir problemmiş gibi geliyor. Fakat buradaki tek bir noktaya odaklanarak gözü açık uykuya dalmak şeritle alakalı değil de öndeki araçla aradaki mesafeyle alakalı gibi geliyor. Yani şerit uykusu sanki şerit değiştirip kaza yapmaya yönelten bir şeymiş gibi düşündürüyor bana. Fakat burada soruda sorulan problem öndeki araca mesafeyi ayarlayamayıp, hızı ayarlayamayıp arkadan vurmak gibi düşündürüyor bana. Dolayısıyla ben yine C şıkkını kendi içimde elemek istiyorum. Ve şu an bu mantığım bana şu an için en azından saçma gelmiyor ve eleyebiliyorum. Kendinizi ikna ettiniz mi? Kendimi o seçenekle alakalı ikna ettim. Otoban baygınlığı ve yol hipnozu. Şimdi şöyle, yol hipnozu şıkları görür görmez evet bu dediğim şık. Çünkü hipnoz gözü açık halde uykuya dalma halidir. Yani ve bu da gözü açık halde uykuya dalmak ya da bir tür transa geçmek. Yani hipnoz da bir tür trans halidir. Hatta çok klişe işte filmlerde olur, bir saat gösterirler size, uyuyorsun derler ve gözünüz açık bir trans halinde olursunuz. Baygınlık başka bir şey. Baygınlık bir fizyolojik durumun neticesinde ortaya çıkan bir şey. Örneğin şekeriniz düşer, baygınlık geçirirsiniz. Tansiyonunuz çıkar, baygınlık geçirirsiniz gibi geliyor bana. Yani uzun süre bir noktaya baktım ve baygınlık geçirdim lafını ben duymadım. Varsa da ben duymadım. O yüzden yol hipnozu çok yakın. Yani fakat şöyle, bence buradaki her yarışmacının da bir noktada kapıldığı yanlış bir algıya kapılıyor olabilirim. Bir önceki soruda bu kadar zorlandım ama bir sonraki sorunun daha da zorlanmam gerekmez mi bir sonraki soruda? Ama bir yandan da neden gereksin? Belki bu bildiğim bir şeydir ve gerekmeye de bilir. O yüzden emin değilim yine. Şık çok yakın, çok sıcak, çok güzel göz kırpıyor. Baygınlığı çok güzel yine kendi kendimi ikna ederek eledim. Baygınlık fizyolojik bir şeydir. Tekrar ediyorum, baygınlık fizyolojik bir şeydir. Ve evet, baygınlık fizyolojik bir şeydir. Yani bir noktaya daldım ve baygınlık geçirdim çok da mantıklı değil. Yol hipnozu çok yakın ve çok rahatlıkla yol hipnozu. Yani neden bu kadar rahat? Biraz zorlansam daha rahat cevap verirdim şu an. Yani yol hipnozu. Hipnoz. Ben doğru düşündüğümü düşüneceğim. Çünkü elimdeki tek güvencem, jokerim de olmaması sebebiyle kendi fikirlerim. Kendime güvenmekten başka da çarem yok. 7500 almayacağım, hayır. Transa geçmek, gözü açık halde uykuya dalmak. Bunların ikisi hipnozun muhtemelen lügattaki karşılığı. Ve dolayısıyla bu yol hipnozu, yani başka bir seçenek olamaz ya, olamaz. Ben B, yol hipnozu diyorum ve onaylıyorum. Pekala,
Her şıkkın üzerinde durdunuz. Evet. Mantık süzgecinden geçirdiniz. Evet. Önce kendinizi ikna ettiniz. Evet. Sonrasında da B şıkkı yol hipnozunda karar kıldınız ve onayladınız. Evet. Doğru cevap size 50 bin lira kazandıracak. Yanlış cevap maalesef eliniz boş gitmenize sebep olacak. Ama cevap yanmadan önce eğer basarsanız kırmızı butona 7500 lirayla da ayrılabilirsiniz. Son bir hatırlatma da yapıyorum. Ve şimdi bakalım 50 bin liralık şık B şıkkı mı?